Beyin tümörünün belirtileri yaş gruplarına göre değişmektedir. Çocuklardaki belirtiler farklıdır, yetişkinlerde farklıdır. Yetişkinlerde baş ağrısı, bazen bulantı, kusma. Bu kusmayı özellikle biz fışkırır tarzda kusma diyoruz ki bu kafa içindeki basınç artışını gösteren bir kusma şeklidir. Tabii en önemli belirtilerden birisi de havale geçirme ya da Sahara krizi gibi nöbet geçirme dediğimiz olaydır. Yetişkin yaşta bir insan durup dururken nöbet geçiriyorsa bu hasta grubuna biz aksi ispat edilene kadar beyin tümörüdür gözüyle bakabiliriz. Çocukluk yaş grubunda ise bu biraz daha farklıdır. Çocuklar duygularını, şikayetlerini ifade edemedikleri için çocuklarda daha küçük emme çağındaki çocuklarda emmede azalma veya emmeme veya huzursuzluk veya böyle biz ajitasyon diyoruz, devamlı ağlama krizleri. Tabii ki bu arada eğer bıngıldağı kapanmamışsa bıngıldağında gerginlik olabilir. Bunlar hepsi kafa içinde bir basınç artışının göstergeleridir. Daha yaşlı grupta bu baş ağrısı, bulantı, kusma, nöbet geçirmenin yanında vücudun bir tarafında bizim motor belirtiler dediğimiz güçsüzlükle gelebilir bu hasta grubu. Nedir? Kolunda veya bacağında bir güçsüzlük olur. Buna biz halk arasında felç dediğimiz durumdur. Felçin birçok sebebinden birisi de beyin tümörleridir. Beyin tümörlerinin yine bir başka göstergesi de hastanın şuurunda bozulmadır. Bu daha ileri safhalarda ortaya çıkar. Hasta normalde sizin benim gibi normal oturup konuşabilirken bir süre sonra önce uyuklamaya başlar. Daha sonra biraz daha tümör ilerlediyse bu uyuklama konuşmayla bozulmaya ve etrafıyla ilgisizliğe ve uyandırılamamaya kadar gider. Daha da ileride tabii ki artık koma ve şuur kaybı vardır ki bu tümörün son safhasındadır.